önce doğanlar ise e, 65 yaşına 2014 yılından itibaren birer aylık süre ilave etmek suretiyle yaşı 67'ye doğru yükseltmiş oluyor. Yani e, 2014 yılında ben şimdi burayı tam kavrayamadım. E, 1900 kaç 65 doğumlular dediniz? 1964 4 ve daha sonrası daha, doğan, doğ, doğanlar daha, kesinleşmiş 67 60. yaşından önce emekliye ayrılamadılar. 1955 yılında doğdu. 55 yılında doğdu ise 64 ile 55 yılı arasına ilave süre ekliyor. Onlara birer ay yani kaç yıl geçti örneğin üzerine hemen yapalım. 1964-1955 eksi diyorum 9 yıl. 9 çarpı ne yapıyoruz biz o zaman? Bir ay. Dolayısıyla 9 ay geç emekli. Yani yani, 65 yaşında değil de. 65 yaş 9 ayda emekli Artı yani. e, 9 ayda emekli evet, olmuş böyle oluyor. Böyle yatay geçiş Burada devam ediyor. kadınlar için? Kadınlar için de aynı sistem geçerli. Yani tamam. orada bir ayrım yok. Ayrım yok. Ben bunu özellikle böyle vurgulaya vurgulaya soruyorum. Bir şey bilmemize karşın ki izleyicilerimizin tamam. de tam olarak e, bilinçaltlarına yerleşsin. Şimdi emekli aylığı nasıl hesap edilir ve nelere dikkat edilmeli diye bir konu başlığımız var sevgili izleyiciler. Ama kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamdan sonra bu konuya döneceğiz. İşbank sunduğu Avrupa'da 7 gün devam edecek.